Akdeniz'den yine Karadeniz'e geldik. Karadeniz bizim için zor yolların en çok yaşadığımız, en güzel sonuçları aldığımız bölgemiz. Bu nedenle buraya geldik ve burada da Ardeşen Offroad Kulübü ile beraber olacağız. Bölgenin tanıtılmasında bize rehberlik edecekler, yardımcı olacaklar. Evet Bülent, bugün ne bekliyor bugün ilk gün olarak? Bugün çok güzel bir havada başlayacağız. Kito yaylasına çıkacağız. Kito yaklaşık 1900-2000 metre sınırında, tam ağaç sınırında, yani alpin zonla ağaç sınırı arasında bir yayla. Bana göre de bölgedeki manzara açısından en tatmin edici yayla. Bir tarafında Karadeniz sahil bölümünü görüyorsunuz, dağları. Bir tarafta da Kaşgar ve altı parmakları, bütün silsileyi görebiliyorsunuz. Hedefimiz Çamlıhemşin Meydan Köyü Kito Yaylası. Ambarlı yolundan da Kantarlı ve Madenli'den Çaymine'ye gidiyoruz. Aralığın ortalarındayız. Evet. Bu yollar nasıldır? Yollar uzun zamandır bakımsızdır. Evet. Bizi zorluklar bekliyor olabilir. Kar olabilir bazı, yani 2000 metre, 2000 metrenin üstündeyse yer yer en azından gölgeliklerde kar olabilir. Çamur olabilir biraz. Heyelan olacağız yani. Peki, çıkalım bakalım oraya. Hava da güzel. Zilkale eski adıyla Kale-i Zir, Osmanlı'daki adıyla aşağı kale anlamında. Bir de bunun yukarı kalesi var. Kale-i Bala dediğimiz kale köyünde olan. Biraz metruk durumda tabi, sadece duvarları var. En iyi durumda olan bu. 3-4 kere restorasyon geçirdi. En son restorasyonunu bu yaz yaptılar. Fakat bize göre, yani turizm açısından baktığımızda başarısız bir restorasyon geçirdi. Bu etrafındaki büyük ağaçların hepsi kesildi ve beyaz bir sıva kullanılarak restorasyon yapıldı. Görüntü olarak biraz sırıtıyor tabii. Zilkale bu bölgedeki ticari yolun güvenliğini sağlamak için yapıldı. Askeri amaçlı bir kale değil. Kız Kulesi, Pazar sahilindeki Kız Kulesi, Cihakale, Zilkale ve Kale-i Bala olarak eskiden geçen kervan yolunun güvenliğini sağlamak amaçlı yapıldı. Çünkü bu dağlardan İspir tarafına giden katır yolları vardı. O dönemin eserlerinden biri. Tarihi olarak da çok detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Genelde kullanılan bilgi 8. yüzyılda Komnenos ailesi tarafından yapıldığı ve 15. yüzyılda da Trabzon Devleti tarafından kullanıldığı. Yani yanlış bilmiyorsak Trabzon Devleti zaten Komnenos ailesinin sürdürdüğü bir devletti. Yani sanki iki farklı yapım gibi anlatıldı ama sonuçta bu bir Doğu Bizans eseri. 30 civarında asker kaldığı biliniyor kale defterlerinden, ama bu kale defterlerinin de nerede olduğu hakkında bir bilgimiz yok açıkçası. Buğday darı ve çeşitli yiyeceklerin depolandığı kiler alanları ve kule içinde de asma ahşaptan oluşan 4 kattan oluştuğu bilinmekte. Hemen altında Fırtına Deresi akmakta. Dereden 100 metre yukarıda bir kaya uçurumunda. Denizden de yaklaşık 750 metre yukarıdayız.
Palavit Şelalesi, Palavit Vadisi üzerinde olan 15 metre boyunda olan bir şelale. Bölgenin en yüksek şelalesi değil ama en güzel şelalesinden biri. Bu vadi çok değerli bir vadi bu bölgedeki. Bize göre Milli Park içinde biyolojik rezerv olarak ilan edilmesi gereken bir vadi. Ama aksine şu anda bu vadiden Amnakit Yaylası'na yol açılmakta ve çok büyük bir tahribat yapılmakta açıkçası. Yaşları 1500'ü bulan ağaçlar var bu bölgede. Aynı zamanda Türkiye'nin tek şimşir ormanı yine bu bölgede bulunmakta. Yani orman çalı formatından neredeyse bir orman formatına geçmiş durumda. Bu bölge 1994 yılında Milli Park ilan edildi. 16 yıl oldu, Milli Park'ın master planı halen çıkmadı. Türkiye'nin en büyük Milli Parkı. 19 yıldır bu bölgede rehberlik yapıyorum. Bugüne kadar hiçbir orman muhafızı görmedim, hiçbir orman koruma bekçisi görmedim. Ve şu korkulukları da ilk kez görüyorum. Yani bu bölgede Milli Park adına yapılmış ilk hizmet diyebilirim. Bu bölgeye biraz daha özen gösterilmesini zor yollar vasıtasıyla istiyoruz. Bu bölgeye nasıl gelebilirsiniz? Bu bölgeye Ardeşen'den güneye doğru ilerleyerek Çamlıhemşin, Zilkale, ki biraz önce Zilkale'deydik, oradan da Palavit Şelalesi'ne bir sapaktan giriyoruz. Çat yolu üzerinde burası. Otomobille de gelebilirsiniz, jiplerle de gelebilirsiniz. Tabii otomobil için biraz aracınızın hafif olması ya da biraz aracınıza acımamanız gerekiyor. Off-road araçlarla daha uygun olacaktır. Şimdi buradan rotamız Kito Yaylası. Kito Yaylası'ndan da Çayeli'ne ulaşmaya çalışacağız. Zor yollarla maceramız devam ediyor. Evet, şu anda Gito Yaylası'ndayız. Birazdan Bülent Burak hakkında bilgi verecek ama yön bilgi verecek olursak 2000 metre yükseklikteyiz. Karşımızda Altıparmak Dağları var. Aralığın artık ortası ama hava oldukça iyi. Hafif ısırıyor ama bu mevsim için anormal sayılabilecek bir sıcaklık da var. Birazdan burada öğle yemeğimizi yiyeceğiz artık. Ve ilk günün çekimlerini, yani ilk günün, yarım gününün çekimlerini de değerlendireceğiz. Erol, çok bunlar yine ya. İlk kullanımı olduğu için ızgaraların. Bağının asitini kabuk atıyor. Başlıyor. Derken Aydın abi de senin mi sadece? He? Tabii. Kalın üstüne. Vallahi güzel koktu çocuklar da. 36, biz kaç kişiyiz? Abi bu da bazı değerleri çok önemli. Evet, 2000 metredeki Gito Yaylası'ndayız. Bu yaz ve kış aslında kurak geçiyor. Şu anda dağların karla kaplı olması lazım ama hem Tatos Dağları, hem Kaşgar, hem Altıparmak Dağları'nda çok az kar var. Henüz böyle kırağı şeklinde, yani tam oturan, yağan, tutan kar yağmamış durumda. Ama yine de oldukça soğuk bir hava. Tahmin ediyorum 5-6 derece şu anda burası, güneşli olmasına rağmen. Hemen karşımızda kuzeyde Karadeniz. Biraz pus var havada, denizi göremiyoruz ama sahildeki yerleşimleri görebiliyoruz. Birazdan çok daha yükseğe çıkıp daha güzel manzara da göreceğiz. Karşıda Pokut Yaylası, Altıparmak Dağları, hemen şu önümüzdeki Tatar Dağı, onun arkasında Kaçkar ve sağ tarafa doğru da Tatos ve Altıparmak, pardon, Verçenik Dağları var.
ağaç sınırının üstündeyiz. Hemen Alpinzon buradan itibaren başlıyor. Burası da Gito Yaylası. Yaklaşık 30-40 hane var. Ama yaylacılık artık yapılmıyor. İhtiyaç için gelenler, yani yayla ihtiyacı için gelenler belki 3-5 hanedir. Geri kalan tamamen sayfiye amaçlı geliyor. Bunun yukarısında Ambarlı Yaylası var karşıda ve Ambarlı'nın üstünde balıklı göller var. Tabii balık yok bu göllerde. O yüzden avcılarımız fazla heveslenmesinler. Adı Balıklı Göl. Çok güzel 5-6 tane basamak şeklinde göllerimiz mevcut. Buradan orman içi patikadan Çat Köyü'ne iniş de mevcut. Ama biz buradan araçlarımızdan Ambarlı'ya doğru gidip Çayeli, Kantarlı ve Madenli üzerinden Çayeli'ye ulaşmaya çalışacağız. Saat 3.30-4'ten sonra tahmin ediyorum hava kararmış olacak. Batıya göre bir saat daha erken kararıyor burada hava. 4'e kadar biz de Kantarlı'ya kadar ulaşmayı amaçlıyoruz. Sağdan inen zikzaklı yol, o karşıdan inen de ilk şeyle yaptığımız Isof'la yaptığımız gezide geçtiğimiz Çayeli'nden Başeyle'ye bağlanmıştık, hatırladın mı? Çayeli'nin Başeyle'ye, çok hatırlamadım. Çayeli'nin sırtlarından çıkıp Başeyle'ye, Hemşin tarafına Çat'a gelmiştik. Şu yol oraya bağlanmış. Bu yolda bizim İçinde biraz önce gördüğümüz zikzaklı yol. Karar veriyoruz. Bu da Çayeli'ne bağlanacak sonuçta. İki yoldan birisini seçeceğiz. Yani bu biraz daha uzun olacak sanırım, şu karşıdaki. Bu biraz daha kısa olacak. İyi, saat zaten da, evet 3. Kısa yolu tercih etmek. Evet, o zaman daha iyi. Mehmet abicim tam sağ yapıp ben inelim aşağı. Çay isteyen alır.
Çok zevkliymiş değil mi? Güzeldi gündü, teşekkür ederiz. Toz toprak içinde kaldık ama mevsim itibariyle Aralık'ta tozun toprağın içinde kalacağımızı hiç tahmin etmiyorduk gelirken. Doğrudur, aslında biz de tahmin etmiyorduk. Evet. Nasıl geçen de off-road kulübü başkanı olmak? Böyle bir kulübün başkanı olmaktan da gurur duyuyoruz. Çünkü gerçekten yeni kurulmuş olmamıza rağmen evet. O konuda çok mütevazı olamayacağız, kusura bakmayın. Hakikaten çok güzel bir uyum var, güzel bir ekip oluştu. Kaç üyeniz tabii var? Ki 23 erkek, 17 bayan üyemiz var. Oho. Tabii ki 40 üyemiz var toplam. 17 bayan üyemiz değil tabii mi? Tabii ki her meslek branşlarında asıl. Her meslek branşlarından arkadaşlarımız var. Aktif tabii ki. Onlar da geliyor. Günlük yaşamın içinde insanlar çay taşırken bilmem ne için aynı yollarda geçtiğimiz, bizim birlikte geçtiğimiz yollardan bu insanlar daha kötü araçlarla böyle arkası kesik 50'li yılların araçlarıyla burada üzerine 1-2 ton yüklerle geziyor. Demek ki bunlar bu ofrotu zaten yapıyorlar. Biz de öyle yetiştik, büyüdük o vesileyle. Onlarınki birazcık daha mecburiyette. Yani bizim keyfi oluyor tabii ki. Tabii ki. Gelin daha günlerimizde de beraber yeni yerlerde seyircilerimizi buluşturacağız. Çok mutlu oluruz inşallah. Doğu Karadeniz'deki turumuz devam ediyor. Bülent, bugün ne var rotamızda? Arbeşen'den ayrıldık. Şimdi Çayırdüzü köyüne, eski Ahlazca adıyla Vant köyüne gidiyoruz. Oradan bu sene, bu yazın açılan Koçdüzü yaylasının yoluna çıkmaya çalışacağız. Sırasıyla Vant, İsina, Tasikeri yaylası ve oradan da Koçdüzü'ne ulaşmaya çalışacağız. Tasikeri yaylasına kadar nispeten orman içinde bir yoldan gideceğiz. Tasikeri'den sonra da Alpezon'a çıkmış olacağız. Ve dağın sırtından Koçdüzü yaylasına ulaşmaya çalışacağız. Yayla civarında kar olduğu söylendi geçen hafta giden yaylacılar tarafından. Bizim için de eğlenceli bir parkur olur, inşallah kar var. Evet, yoksa tozdan bir şey gördüğünüz yok. Evet, uzun süredir yağmur, yağış olmadı burada. O yüzden yollar kuru, çapur kurudu. Biraz toz toprak içinde kalıyoruz. Bu iki gün içinde de bir yağış bekliyoruz açıkçası. İnşallah gitmene yağışlı. Hava raporları onu söylüyor. Evet. Cumartesi günü yani yarın ve pazar günü şiddetli bir yağış bekleniyor. Meteoroloji bildiği bilgilerle. Dönüşte de şeyden sonra farklı bir rotadan ineriz. Topluca köyünden, eski adıyla Sanlı köyünden inişi gerçekleştiririz. Çamlıhemşire. Oradan da tekrar Ardeşir'e dönmüş olacağız. Evet. Fethi Bey, nasıl sence yollar? Var mı şey? Ya hiç burada bu mevsimde ummadığım kadar kurak gitmiş havalar. Halbuki yazın hep sel haberleri alıyorduk buradan. Evet. Hatta daha önce geldiğimizde toprak kayması olan yerleri görmüştük. Ummadığımız kadar kurak, çamur bulacağımıza toz bulduk. Evet. Bakalım, meteoroloji galiba yarın için yağmur veriyor. Yağmur gelirse gelsimiz daha neşeli hale alacak gibi geliyor. Ha, yani çok ne kaybediyoruz, hiçbir şey kaybetmiyoruz. Bu doğanın içinde bulunmak yine çok güzel. O, tabiat muazzam. Hı. Her mevsimi, kurusu da yaşı da her şeyi çok güzel ama biz ne kadar olsa serde bir hani batalım çıkalım var ya. Evet. Yoksa kurumuz malzeme çıkmıyor. Malzeme çıkmıyor. Bugün parkurumuz ama düne göre biraz daha maceralı olabilir. Evet, Aralık ayının ortalarındayız. 19 derece sıcaklık var. Yani yazın bile şey. Zor. Yani, evet, yaz zaten kurak geçti. Oldukça kurak geçti. Yani toplam bütün yaz boyunca yağışlı gün sayısı 20 falandı. Şu anda kışta kurak geçiyor. Yani kışın şu anda dağlarda kar olması lazım. Kar yok. Evet. Karadeniz'in yapısı yani. Yağdı mı tam yağıyor. Hepsi yağıp götürüyor. Yağmadı mı da böyle. Gerçi bu küresel ısınma galiba. Yani küresel ısınma mı bilmiyorum ama iklimde bir değişiklik var yani sonuçta. Evet. Yola çıktık, gidiyoruz yine. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Hep beraber göreceğiz.
oldu Mustafa? Abi yol verdi arkadaşlar, geçelim dedik, düşürdük burayı. Tekerleğimiz buraya çıkartabilir misin bir tarafını? Rahat gelirsin. Bak. O beyhude bir çabası. Bak, o arabanın üstüne çıkıp tepinme işi var ya, hiçbir zaman için sonuç vermemişti hayat boyu. Bak bu elastik sıfır. Şu anda Çamlıhemşin'e bağlı Tasikeri Yaylası'ndayız. Koşdüzü Yaylası'na doğru devam edeceğiz. Hemen şu karşımızda arada gözüken yoldan çıkacağız. Biraz kar göreceğiz. Burası Tasikeri Yaylası bir mezra aslında. Yani insanların yaylaya çıkmadan önce ara durak olarak kullandığı, 15-20 gün kaldığı bir yayla. Hemen arkamda en doğuda Marsis Dağı'nı görüyorsunuz. 3600'lere ulaşıyor zirvesi. Onun yanında Altıparmak Dağları 3800'e ulaşıyor zirvesi. Onun yanında Kemerli Kaşgar Dağı, o da aynı yüksekliklerde ve en batıda da Kaşgar Doruğu'nu görüyoruz 3937 metrede. Oldukça manzaraya hakim bir yerdeyiz. Aynı zamanda Pazar ve Ardeşen ilçelerini ve Karadeniz'i çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Havanın da uygun olması bize güzel çekimler yapmamıza fırsat tanıyor. Çıkardıysan çekeriz. Mehmet abi şuradan olmaz mı abi şu kafa? Sen üzülme. Karizma gitti mi Mehmet abi şimdi? Ha bırakma, bana gelir çarparsın, frene bas.
yardım et geri. Hadi. Tamam, kal öyle. Bas bire. Tamam. Biraz yorucu, biraz heyecanlı. Vuracak mıyız, kıracak mıyız endişesiyle. Güzel. Ama güzel oldu. Güzel bir heyecandı, güzel bir deneyimdi. Evet, Koç Düzlüğü yaylasına çok az bir yolumuz kaldı. Öğle yemeğini burada yiyeceğiz. Rakım 2300 civarında. Bu yol daha önce atların, katırların kullandığı bir yolmuş. Sonra insan gücüyle birazcık taşlar düzeltilerek yol haline getirmiş. Çok zor bir yol geçiş için. Araçlar zaten orada bırakılıyor ama biz arazi araçlarının bize verdiği olanaklarla buraya geçmeye çalışıyoruz. Yemek için oraya gideceğiz. Öğle yemeğini bugün biraz geciktirdik ama oradaydıktan sonra tekrar aynı yolu geçerek Ardışın'a doğru devam edeceğiz.